Merhaba arkadaşlar. Cumartesi öğleden sonra burada kahvaltı daha yeterli. Burası açık. Evet, şu an açık. Hoş geldiniz tekrardan. Üç aşamalı bir sunum planladık aslında. Öncelikle RACC analizinden bahsedeceğim. Ben bir sunum olarak bahsedeceğim. Bu içinde endikasyonların neler olduğu, daha sonra analizin nasıl yapıldığı, en son olarak da raporlamadan da biraz bahsedeceğim. Çünkü neyi raporlayıp neyi raporlamayacağımız aslında önemli oluyor. Aslında en ciddi sorun da gerçekten neyi raporlayacağımız, neyi nasıl raporlayacağımız konusunda oluyor. Yalnız buraya gelen arkadaşlara birer data dağıttım. Dörder tane içinde data şey olan, veri olan CME dataları dağıttım. Daha sonra da ikinci kısımda onları beraber analiz ederiz. Ve benim kullandığım Agilent'ın programını kullanıyorum ben. Agilent'ın programıyla da dataların hangilerinin anlamlı, hangilerinin anlamsız, işte bu dağılımın neden geniş olduğu, neden dar olduğu ile ilgili ikinci kısımda böyle bir sunum planladık. Üçüncü kısımda da eğer yetişebilirse bir arkadaş gelip Erin diğer kullanım alanlarını, Erin diğer kullanım alanlarından bahsedecek. Birçok endikasyonu var aslında Agilent'ın veya işte RACC yapmanın ön tanının varlığı veya yokluğu. Mesela bir mikrodeletion sendromu düşünüyorsunuzdur. Ancak elinizde fiş yoktur, yeterli fiş yoktur. Prop onu almak daha zor olacağı için hazır kullanılabilir, bütün genomu tarayacak bir array yapabilirsiniz. Multiple anomalileri olan olabilir. Ve aslında diğer bir şey artık uluslararası da kullanıma girdi. Yeni nesil dizleme öncesinde bütün hastalara bir array yapalım gibi plan var. Bence çok mantıklı çünkü biliyorsunuz exom datasından CME analizi yapması çok zor ve hata veriyor. Belki whole genome'da çok sıkıntı olmuyor ama whole exom'da sıkıntı oluyor. Bunun için bunu da söylemem gerekiyor. Spesifik mikrodeletion sendrom ön tanısı varsa zaten array gerçekten çok avantajlı. Fişle tabii ki tanımlı konulabiliyor ama fişin belli bir büyüklükte alanı var. Atıyorum 20 kB2 için sanırım 180 kilobazdı. 180 kilobazın altındaki bir deletionu tespit etmesi zor olabiliyor. Bazen yanlış tespitler olabiliyor. Klinik bulguları epilepsi olan, fokal ya da fokal olmayan dirençli olanlar da olabilir. Bilişsel geriliği olan, gelişme geriliği, mikrosefalisi olan, multisistem anomalileri olan, dismorfik bulguları olan, öğrenme güçlüğü olan veya diğer psikiyatrik hastalıklar, işte otizm spektrum bozuklukları veya işte şizofreni gibi bir takım hastalıklarda da CME'lerin etkili olduğu gösterilmiş. Bunu, bu hastalıklar için endikasyonumuz bir tanesi yeterli olabileceği gibi birkaç tanesi de yeterli olabiliyor. Birkaç tanesinin olduğu zaman verinin daha doğrusu bir şey bulma ihtimalimiz daha çok artıyor. Az önce söyledim, egzom dizleme öncesi büyük merkezler yapıyor. Eğer Türkiye'de egzom dizlemeler artacaksa öncelikle bir CME var mı yok mu taramasında yapmakta fayda var. Burada yazmayan diğer bir indikasyon da prenatal tanıda ne zaman yapalım. Prenatal tanıda ikili test, üçlü test duyarlılığı çok yüksek değil biliyorsunuz. Ancak ereyde bazen yanlış, yani mesela birazdan anlatacağım. Klinik anlamı bilinmeyen şeyler verildiği zaman prenatal tanıda sıkıntılı olabilecek durumlar. Bunun için eğer prenatal tanıda ereğe yapılacaksa ultrason bulguları ciddi ultrason anomalisi olanlara yapalım diye bir görüş birliği var. Ciddi, buyurun. Olur. Moleküler karyotiping dediği array'den bahsediyorlar değil mi? Ha, aynı şeyden bahsediyoruz. Yani bunu tartışabiliriz tabii. Şey, sonuçta burada veya işte arkadaşlar, online olarak söyleyen arkadaşlar da fikirlerini belirtebilirler.
Bunu ne zaman yapacağımızı söylemek lazım. Yalnız Array'de birazdan da bahsedeceğim. Array'de şöyle bir sıkıntı var. Yeterli bir veri bankanız in-house database denilebilir veya in-house veri bankası şeklinde eğer yoksa analiz yapması birazcık daha zor oluyor. Çünkü her array datasından yaklaşık 10 veya 15 civarında değişiklik bulunuyor. Bunu biz postnatal yaparken biraz daha içimiz rahat. Zaten hasta doğmuş oluyor. Her şeyi yapması kolay ama prenatal yaparken eğer hastanın yaşamını engelleyecek bir şeyse burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Dolayısıyla in-house olarak yani Türkiye'deki CMV verilerinin çok iyi biliniyor olması ve benim CMV'den ayıklanması gerekiyor. Onun için Türkiye'deki datanın birazcık daha toplanması gerektiğini düşünüyorum. Bu birincisi. İkincisi de kadın doğumcularla beraber çalışmanın gerekliliği. Yani iyi bir ultrason yapması lazım. İşte şeydeki bağırsaktaki ekojenite artışıyla ere yapmanın ne kadar gerekli olduğunu tartışılabilir ama işte ciddi ventral VSD'si olan veya işte ciddi anomalisi olanlar da bence denilebilir. Yani gebeliği sonlandırmak için bir bahane aranması gibi değil de tanık olmak için bir şey olması arasında biraz fark var. Onu olmadı daha sonra tartışırız. Endikasyonlarımız bunlar. Dediğim gibi bir veya birkaçı beraber varsa ereğin pozitiflik oranı artıyor. Bir de tanımlar var. Erey datasını elinize aldığınızda birkaç tane tanımla karşılaşıyorsunuz. Ben Agilent kullandığım için hep Agilent'dan gideceğim. ADM2 diye denilen bir tanım var. Bu ADM2 bu aralığını belirleyebiliyorsunuz. Sıfır noktasına göre anlamlılık aslında çok kabaca. Data dağıldığı zaman datanın ne kadar geniş dağıldığını gösteren, datanın ne kadar dağıldığını gösteren bir tanım. Burada 5, 5.5, 6 gibi değerler var. Birazdan onları tekrar göstereceğim. Prop sayısı işte 8 çarpı 60K diyoruz mesela. 8 tane platform, 8 tane hastayı aynı anda çalışan 60 bin propluk olanlar var. 60K'da 60 bin tane prop oluyor. Genom boyu dağılmış bulunan Hibbs'e oligo sayısı olarak söyleyebiliriz. False pozitiflik diye bir tanım var yine. Sıfır noktasından uzaklaşan propların neden olduğu yanlış pozitiflik. Yani aslında normal olup yanlışlıkla sıfır noktasından uzaklaştıkça bize bir false pozitiflik neden oluyor. Log ratio ST denilen de istatistik ortalama kalite değeri denilen bir şey. Burada da yine birazdan ön rapor alınıyor veri analizinden sonra. Ön raporda eğer bu değer 0,2'nin üzerindeyse bu datayı analiz etmemenizi öneririm. Çünkü oradaki proplar fazlaca dağılmış oluyor. Fazlaca dağılanlar da size yanlış veri sağlamış oluyor. QC report da yine şeyden sonra data analizi bittikten sonra QC report'a bakıp mesela bu bir QC report örneği. Burada mesela arka plan kirliliğinden bahsediyor. Signal 2 noise'dan bahsediyor. Bunların genelde hepsinin yeşil olmasını istiyoruz. Bunların da yeşil olabilmesi için arka plan kirliliği olması lazım. Şimdi şeylerin ayrıntısına girmeyeceğim, tekniğin ayrıntısına girmeyeceğim ama bunlar genelde bu arka plan kirliliği WASH-2 denilen bir sıkıntısı var bunun. WASH-2'nin sağlam yapılamamasından kaynaklanıyor. Oradaki işte biraz ortamdan falan da etkileniyor. Bu ereği yapan kişinin el uyumunun iyi olması gerekiyor. Aslında bu stereogenetik gibi bir şey değil ama hep aynı kişinin yapması bu verimliliği arttırıyor. Burada da daha iyi, kısmen daha iyi analiz edilebilir bir data getirdim. Datanın şeyi bu QC report'u. Şurada yayılımı 0.15 gibi. Bunun yine kabul edilebilir, bu analiz edilebilir düzeyde. Bu 0.54, birazdan bunun datasını göstereceğim. Hiçbir şekilde analiz etmeniz mümkün değil. Ben 0.20'nin üzerindekileri analiz etmenizi önermiyorum. Çünkü yanıltabilir, hata yaptırabilir. Öncelikle endikasyon var mı? Endikasyonunuz var olduktan sonra ön tanınız var mı diye bir soru sormak gerekiyor. Ön tanınız varsa analizde bölgeye yönelik gibi düşünebilirsiniz. Yani sizin mesela kafanızdaki plan şeydir. 1Q21 mikrodereksiyon sendromudur. Oradaki o bölgeye bakarken burada ADM2 değerini değiştirerek 5.0'a getirerek daha yakın normalden daha sapmış propları göre iki anlamlı anormal prop anlamlı oluyor.
Bu aslında önemli bir şey. Eğer ön tanınız yoksa bu kadar noktaya spesifik olmanızı önermem, ama ön tanınız varsa, bir bölgeyle ilgileniyorsanız AVM 2D0'a getirip 2 anormal probu göstermeniz anlamlı olabilir. Yalnız bunlarda mutlaka ikinci bir yöntemle doğrulama gereklidir. 2 prob RACG için doğrulama gerektiren bir şeydir. Yani mutlaka qPCR'le veya işte eğer varsa fişinizle veya işte herhangi başka bir yöntemle diğer bir ereyle doğrulama gerekir. Eğer ön tanınız yoksa birçok multiple anomalisi var, gelişme geriliği var, mikrosefalisi var. Ön tanınız yoksa analizi ADM2'yi 5.5'a getirmenizi öneririm. Ben genelde 5.5'da kullanıyorum. 6'da Agilent'ın standardı 6. 6'da öneririm. Eğer kirliliğiniz azsa 5.5 kaliteli veri sağlıyor. 4 anormal prop olması, 4 tanesinin görülmesi anlamlı. Mutlaka doğrulama gerekir mi? Burada yurt dışındaki oturmuş merkezler artık doğrulama yapmıyorlar. Sadece anne baba çalışması için yapılacaksa beraber yapıyorlar. Hani doğrulamayı da beraber yapıyorlar. Eğer anne baba illa çalışalım diyorlarsa, ereğin maliyeti biraz fazla olduğu için işte onların qPCR, oturmuş qPCR düzenekleri veya oturmuş backfish düzenekleri olduğu için onlar tekrar doğrulama yapmıyorlar. Ama anne babaya bakarken çocuğa da bakıyorlar. Genel olarak öyle. 4 probun ben doğrulama yapılması gerektiğini düşünüyorum, ama 6-8 prob olduktan sonra artık doğrulamaya gerek yok. Ereği gayet güvenilir. Bir de tabi dediğim gibi az önce log ratio'nun 0.15'in altındaysa güvenilirliğiniz artıyor. 0.25 ise 4 prob benim için çok fazla anlamlı değil. Zaten o zaman ADM'i 6'ya getiriyorum ve daha iyi analiz ediyorum. Bunlar birazcık karışık işler. Hani biraz datayla baş başa kalınınca yapılması gereken şeyler. Bunları zamanla birazcık daha iyi anlaşılıyor. Daha sonra datalara baktıkça da beraber daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Kalite analizi mutlaka normal analize başlamadan önce analizi yapmak lazım. Az önce söylediğim log ratio'yu değerlendirmek lazım. 0.20'nin üzerindekileri analiz ederken iki kez düşünmek lazım. Kirliliği azaltmak için belki tekrarlamak gerekiyor. Bu kirlilik, arka plan kirliliği önemli. Ve esas analizde zor olan kısımsa false pozitifleri ayıklama oluyor. Dediğim gibi 15 civarında çıkıyor, datada CME çıkıyor. 15 datanın 12'si, 13'ü bazen false pozitif oluyor. Bunlar bizim kullandığımız kalitesiz proplar kalitesiz çipler nedeniyle de olduğu gibi bizim yöntemlerimizin elimizin çok iyi oturmamasından da kaynaklanıyor. 8x60K'da false pozitifler biraz daha fazla. Onun için şu an tabii SGK karşılamıyor. 180K kullanılıyor artık. 60K yapan çok fazla kalmadı. Biz Türkiye'de yapıyoruz sanırım sadece. 60K'nın şu an maliyeti 250 lira civarında, yanlış bilmiyorsam. SGK'ya 250 lira civarında fatura edebiliyor. Yani aslında 250 lira bizim için çok küçük para. 60K'yı yani tarım amaçlı bile yapılabilecek gibi görülüyor. Daha da düşürmemek lazım. 60K'dan da aşağı mutlaka düşürmemek lazım. Eğer mümkünse hastalıktan bir mikrodelesyon, mikroduplikasyon sendromundan şüpheleniyorsanız 60K'nın üzerine çıkmakta fayda var. Paranız varsa tabii veya işte para sağlayabiliyorsanız. Şimdi 8x60K dediğimiz 8 tane hasta 60 bin problu yapılan çip. 4x180K var. Onda da 4 tane hasta kullanılabiliyor ve 180 bin proplu yani çözünürlüğü arttırmış oluyoruz 3 kat kadar, ama kalite yaklaşık 10 kat kadar artıyor. Yani öyle bir şey var. Kalite çok artıyor 180K'da. Fos pozitifleri ayıklarken çip genelde aynı yerlerde aynı hataları veriyor. Dolayısıyla 20. array analizinden sonra buralarda prop hatalı diyebiliyorsunuz. Mesela ben size direkt ezbere söyleyeceğim yerler var. 8x60K'da hatalı bölge. Hepsinde standart oluyor. Zaten ham dataya bakınca da o propların çok kafaya göre dağıldığını görüyorsunuz. Bunların da ham datadan gözle de bir kısmını ayıklayabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Türkiye'ye gelen çip serileri var. Çip serilerinde de hep aynı seri geldiği zaman hep aynı hatalar görülüyor. Ama yeni bir seri geldiği zaman hatalar değişiyor. Dolayısıyla o zaman diyeceksiniz ki hani yeni seri gelip gelmeni takip ederek
bu yeni gelen datanın, yeni elinize ulaşan datanın hatalı olup olmadığını da öyle anlayabiliyorsunuz. Türkiye ama şimdiye kadar hep aynı seri geldi. Bundan sonra yeni seri gelecek diye biliyorum. Onun için eski datalarımızda yani şöyle bir gözden geçirmekte fayda olabilir. Dediğim gibi kirlilik false pozitifliğe neden oluyor. Birçok yanlış anlamlara neden olabiliyor. Esas önemli nokta yerel CMV'lerin bir küçük bir database şeklinde, veri tabanı, Excel dosyası şeklinde depolanması çok önemli. İlk başlar ben daha iyi yapıyordum bunu. Yani bütün hastalarda 10 sek, 15 tanenin hepsini teker teker Excel dosyası hazırladım. Onların hepsini yaptıkça o Excel dosyası kabardı. Tabii hastalar çoğaldıkça o Excel dosyasına ile uğraşması biraz daha zor oluyor. Ama yavaş yavaş yaptıkça bu yerel olarak yanlış olduğunu düşündüğünüz veya anlamlı olmadığını düşündüğünüz sayılar artıyor. Bunun sadece tek yolu var. Gerçekten yapmak ve bunları iyi depolamak. Veya ikinci bir yol daha var tabii aslında. Beraber, hep beraber yaptığımız analizleri ortak bir alana açarsak hepimizin false'larını hepsini görme şansımız olabilir. Yerel CMV database'i kurmak çok önemli. Şimdi datada genel olarak şöyle, yani 60K içinde, 180K içinde bunu söyleyebilir. CMV eğer 200 kilobazın üzerindeyse ve 4-5 probdan fazla probunuz varsa bence bu false değildir. Eğer tabii datanızda kaliteli dataysa, yani kirliliğiniz az bir dataysa false değildir. Bunlar ilk önce yapılması gereken gen içeriğine bakmaktır. Gen içeriğinde anlamlı olabileceğini düşündüğünüz bir gen varsa veya genler varsa bunun anlamlı olması daha büyük ihtimal. Ve diğer bir şey de DGV database'ine bakmak. DGV'den de mutlaka kontrol etmeyi öneriyorum. Şu kenara görünmüyor, şunu biraz yukarı alayım. Şunu alamıyorum. Şöyle. Eğer gen var veya yoksa, ama DGV'de de varsa, bazı genler var, mesela RefSeq genleri var. Bunlar çok fazla bir anlam ifade etmeyebiliyor. En azından şu an klinik rutinde çok fazla bir anlam ifade edemeyebiliyor. Bunun için buna deneyin CMV demek daha kolay. Eğer gen yok ancak DGV'de de yoksa, buna da çoğu zaman benign CMV deniyor. Aslında bilmiyoruz ama bunlar biraz daha benign'e yakın CMV'ler oluyor. Gen olmadığı için buradaki tabii bir sürü transkript bağlanan böyle birer falan olabilir ama bunlar çok iyi bilemediğimiz için eğer gen yoksa, DGV'de de yoksa, hiç böyle yani benzer tamına şey yoksa, yine buna benign'e yakın olan CMV diyebiliriz. Tabii burada bir şey var, bir alt nokta var. Decipher'da ve Scala'da yoksa buna benign CMV denebiliriz. Daha önce hiç kimsenin göstermediği bir şey de olabilir tabii ki ama eğer Decipher ve Scala'da da yeterli değilse buna bilinmeyen grubu alabiliriz. Gen içeriyor. DGV'de de yoksa ve yeterli klinik, yani PubMed'den de yeterli datayı toplayamıyorsak bunları bilinmeyen diye sınıflamakta yarar var. Benim bir önerim var. Bilinmeyen CMV demekten lütfen çekinmeyelim. Çünkü bilinmeyenler daha sonra benign'e kayabilir, patolojiye kalabilir ama o anki bilgilere göre yapıyoruz. Yani bu sadece şey için geçerli değil. Diğer herhangi bir datayı analiz ederken de bir şey bilmiyoruz, bu bilinmiyor henüz demek bence çok zor olmasa gerek. Yani hastaya yanlış yönlendireceğimize veya orayı boş bırakacağımıza bilmiyoruz demek bence daha kıymetli olabilir. Şu an elime datalar geliyor mesela dışarılardan. 3 tane değişikliği bildirmiş ama herhangi bir yorum yapmamışlar. Datanın analizini yapmanın o zaman çok fazla bir anlamı olmuyor. Gen içeriyor. DGV'de de herhangi de bununla ilgili benzer şey yok. Ve bilinen sendromlara uygun geliyor. Benzer iki farklı yayın var. Veya bir tane kuvvetli yayın var. Veya Decipher'da 2'den fazla klinikle iyi ilişkilendirilmiş veri var. ISCA'da daha fazla var. Decipher'ınki biraz değişti şu aralarda. Dolayısıyla bunlara patolojik CMV diyebiliyoruz. Kısaca tekrar edecek olursam, 200'den fazla olan CMV'leri, kopya sayısı değişikliklerini gen içeriği ve DGV'ye göre sınıflıyoruz. Gen içeriyor, DGV'de yoksa patolojik olma ihtimali fazla.
gen yok, DGV'de de varsa bunun da emin olma ihtimali fazla. Eğer arada kalıyorsa da bilinmeyen diye kısaca özetleyebiliriz. Ben bu veri tabanlarını kullanıyorum. Bunlar hepinizin çok iyi bildiği veri tabanları. Ama UCSG'yi kullanırken önemli olan bir nokta var. Bu hangilerinin kapatıp hangilerini açacağımızı bilmek çok önemli. Bunu ikinci kısımda dataları beraber analiz ederken size onu o zaman göstereceğim. Diğer kullandığım şey, aslında ben bunun hepsini UCSG'ye ekleyip hep beraber kullanıyorum. Daha kolay oluyor. Bir baktığımda, bir şeye baktığımda hepsini beraber görme şansım oluyor. DGV'den mutlaka yararlanıyorum. Decipher'dan da yine UCSG üzerinden yararlanıyorum. Her genin içeriğine omimden bakıyorum. Özellikle morbid omim geni olup, yani bu hani yeşille gösteriyor ya UCSG'de, onun olup olmadığını bakıyorum. Alttaki Miami Üniversitesi'nin bir array analiz tool'u. Onu da yavaş yavaş kullanmaya başladım. Bu da şey olarak kolay. Mikrodelesyon, duplikasyon sendromları ve genlerin isimlerini şey yapıyor, kolayca listeliyor. Güzel bir görsellik oluşuyor. Mikrodelesyon sendromunun üzerine oturup oturmadığını gösteriyor. Ve en sonunda tabii NCBI'den mutlaka referanslı bir şekilde bunun olup olmadığını kontrol ediyorum. Tabii abi. Omimde ben özellikle tararken genlerin dominant olup olmadığına bakıyorum. Deresyona ya da deresyona uğrayan. Yani deresyonlarda özellikle orada dominant genler varsa belli hastalıklarla ilgili onlar çok kritik oluyor genelde. Kesinlikle çok önemli bir şey söylediniz abi. Ben de ona çok dikkat ediyorum. Hastalığın o resesif mi dominant olduğuna çok dikkat ediyorum. İkinci bir burada aklıma geldi, hemen onu da söyleyeyim. Önceden şöyle düşünüyorduk. Hep yani hastalık da anne baba akrabaysa bu çocuk otomal resesif bir şeydir. Bu CME hastalığı değildir diye düşünüyorduk. Ama şu an yavaş yavaş gördüm ki, birkaç hastalığı da gördüm. CME'ler de çok ciddi kalıtılıyor. Herhangi bir hastalığa neden olmadan kalıtılıyor. Bazen hastalıklara yatkınlık gösterebileceğini sadece gösteriyor. Ve bu sefer delesyon, yani çifte delesyon gibi veya çifte duplikasyon gibi olduğu zaman ciddi klinikle ilişkilendiriliyor. Daha önce akrabaylıklarına ben ele yapmayalım diye düşünüyorum ama şu an bence yapalım diye düşünüyorum. Çünkü CME'lerde bu sefer iki kopya, yani gen dozajla patolojik olabilen şeyler, genler çok daha etkili olabiliyor. Bunun için yani hem burada anne baba akrabaysa da ele yapılmasını önerebiliriz. Bir de tabii ki genler dominant mı, resesif mi, ne kadar resesiflikte ne kadar etkili, o genlerin içeriğini iyi okumak gerekiyor. Orada şöyle başka şeyler de belki. Şimdi diyelim ki resesif bir gende de lezyon var ama hastanızın kliniğinde o genin bir şekilde etkilerini görüyorsunuz. O zaman o geni dizilemek de çok önemli, çünkü orada da bir tane mutasyon, evet, olabilir. Toplumda biliyorsunuz birçok mutasyon 20'de 1'de 1, 50'de 1, %1 sıklıkla görülüyor. Bir alelde delesyona uğramıştır, öbür alelde delesyona mutasyonu vardır. O zaman siz bir hastalıkla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani orada tamamen boş geçmemek lazım. Bir de tabii bizim ülkede her 4 kişiden birisi akraba evliliği yaptığı için sonuçta akraba evliliğidir ama çocuğunda da mikrodelesyon sağlıyor. Evet, evet. Bu da çok kritik bir şey. Yani. Evet, o da ayrıca bir dikkat edilmesi gereken nokta. Şimdi raporlamaya geçmeden önce ben bir tane datayı kısaca bir analiz ettiğimi slaytlarla göstermek istiyorum. Daha sonra şeyleri de göstereceğim beraber bilgisayar maşınına, hani bir datayı, ham datayı nasıl alıp nasıl şey yaptığımı, sonucu erdiğimi göstereceğim. Bu geçen seneydi sanırım, bir tane hastayı yapmıştık. 1Q21, 1Q22, 212 bölgesinde 1.3 megabazlık bir deresyon görünüyordu. Şurada bu şeyin Agilent'ın kendi programının şeyi, verisi. Burada bütün kromozomlar sırayla görülüyor. Çok makroskopik görünüm. Burada biraz daha yakınlaşıyoruz. Burada da prop görebileceğimiz, bunun şeyini ayarlayabiliyoruz. Burada çok bariz bir şekilde, yani zaten patojenik olanları patojenik olarak raporlamak çok kolay. Yani onları hemen görünce şey yapabiliyorsunuz. Burada datayı görünce şurada biraz daha büyütüp üzerine bakınca burada dağılımın iyi olduğunu, sıfırdan uzaklaşmasının yeterli olduğunu görüyorsunuz. Şey datasının da normal dağılımında birazcık kaydığını ama fena olmadığını görebiliyorsunuz. Bu datayı aldığımız zaman şöyle yazdığınız zaman 1.3 megabazlık
USSC'ye yazdım. 1.3 megabazlık bir deresyon. Burada deresyonun büyüklüğü burada. Birçok yeşil olanlar Mobit omigenleri ve burada Mobit olmayan omigenleri de içeriyor. Burada refsek genlerini, ben genelde refsek genlerine mutlaka bakıyorum. Hani yakında anlamlandırılmış bir şey olabilir mi diye. Daha sonra ISCA'ya bakıyorum. ISCA'da da çok belirgin oturmuş bir klinik sendromu olduğu belli. Sağ tarafı ve sol tarafı tam kesilmiş olan, benim alanıma tam oturan bir mikrodeleksiyon duplikasyon sendromu olduğu belli. ISCA'yı zaten böyle görünce mikrodeleksiyon sendromu olduğu anlaşılıyor. Bunu böyle görünce ben direkt 1Q21 deleksiyon yazıyorum onun. Zaten tabii onu daha o zamanlar çok iyi bilemiyordum belki ama şimdi daha iyi anlıyorum. Böyle 1Q21 deleksiyonu onun yazınca hastalığın klinik özelliklerine bakıyorum. Tabletlerde en anlamlı makalesini görüp bunun hangi gruba dahil olduğunu, bu delesyon, çünkü birçok mikrodelesyon sendromunda delesyonun kırılma notlarından farklı bir parçalarının farklı klinik anlamlar olabileceğini görüyoruz. Delesyon mu, duplikasyon mu, distal kısım mı, proksimal kısım mı, ona dikkat etmek gerekiyor. Burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Biz hep şu an HG19'u kullanıyoruz. Sonra dönüp datalara bakıyoruz. Benim hastalığımın datası buna uymuyor. Hastalığın şeye uymuyor diye düşünüyoruz. Aslında klinik çok uyduğunda. Bu da küçük bir hata yapıyoruz aslında. 19'daki datayı 18'de burada altlarda bir yerde yazıyordur. En ufak yerde HG18'de çevirince aslında tam oturuyor. Ama biz burada bakınca tam oturmadığını görüyoruz. Onun için eğer makaleden karşılaştırma yapacaksak HG19'daki datayı birazdan göstereceğim USSD'de. 18'e çevirmemiz gerekiyor. Çok kolay convert şeyinden çeviriyoruz ve bu böylece datanın çok anlamlı olduğunu görüyoruz. Araya gene ben çok tabii. Yok abi çok daha iyi oluyor. 1Q21'in bir özelliği var. Mesela çok güzel bir örnek getirmişsiniz. Biraz önce verilen Ahmet'in verdiği bilgiye de çok öyle uyuyor. 1Q21 deresyonu olan çocukların %50'sinde anne ya da babadan birisinde deresyon var. Evet. Fakat klinikleri yok. Hafif klinikler, çok hafif klinikleri oluyor. Evet. Küçüklüğünde biraz dikkat eksikliği olan, evet, biraz yaramaz çocuklar gibi adlandırılan, okumayı biraz zor öğrenen veya işte konuşması biraz geç olan çocuklar gibi söyleniyor. Yani, örneğin onun tar genlinde, tar bölgesinde içerenlerinde %20'sinde deresyon taşıyanların bir kablo oluşuyor. Yani ailede şu da çok önemli, danışmanlık vereceksiniz. Ailenin yeni gebeliğinde tekrar o riskinden bahsedeceksiniz. Sadece LCG'ye bu deresyonu göstererek çocuğunuz hastadır diyemezsiniz. Evet. Yani bu tür şeyler çok önemli. Deresyonu taşıyabilir. Aynı benim örneğimde bir bakan var. Annesinde deresyon var, çocukta var. Annede minimal radyal ray defektleri var ama minimal, yani tedarik şeklinde. Çocuğu tar sendromu. Evet. Bu böyle birkaç benim de böyle iki tane bakan var abi. Birinin babası taşıyıcıydı. Prenatal tanı istiyorlardı. Prenatal tanı çok zor oluyor bu sefer. Yani baba yaşıyor, çocuk aynı hastalığa sahip. Hasta prenatal tanı yapmak zor. Yani çok zor. Bu bölgeye baktığınızda bölgelerin şeyini çok iyi kavramak lazım. Yani makalelerde bildirilen distal mi, proksimal mi, hastalığı ne kadar ilişkilendireceğini tanımlamak çok önemli. Özellikle deresyon duplikasyon sendromlarında klinik veri iyi oturmamış olabiliyor. Bu mesela hastaların daha sonra ben mutlaka kliniklere konfirme ediyorum hastaların datasını. Zaten ham data analizini herkes yapabilir. Ham data analizini herkes yapabilir ama klinikle ilişkilendirmesini mutlaka bir hekimin yapması gerekiyor. Dataların doğruluğunu anladıktan sonra makalelerle veya veri tabanlarıyla karşılaştırıp bunun doğruluğunu göstermek gerekiyor. Bu hastanın mesela bunlara çok uyumlu olduğunu görüp direkt mesela hastadır demek içini rahatlatıyor. Yani klinikle veriyi karşılaştırırken kliniğe çok önem vermek ve karşılaştırırken de makalelerden yararlanmanın çok güzel etkisi var. Burada hasta soldaki yani bence çok benziyor olarak hasta 1Q21 mikrodeleksiyon sendromu. Klinik özelliklerine bakınca
her şeyle, çoğu şeyle oturduğunu görünce, tam dediğimiz hasta da altta görüyorsunuz 1.3 megabazlıktı. Tam klinik olarak da tam oturmuş bir mikrodeleksiyon sendromuydu. Ve konuşmamın ilk kısmı böyleydi. İkinci kısmında size dataları dağıttım. Dataları beraber analiz edebiliriz. Ben şöyle bir yere otursam datayı daha kolay analiz edebilirim. İmkanınız olabilir mi? Şimdi CytoGenomics adlı programı açtım ben. Sesim gitti mi? Kendi mikrofondan mı alıyor? Tamam. CytoGenomics adlı programı açtım ben. Alışık olduğunuz bir tane program iyi olur. CytoGenomics aslında çok da iyi program değil bence. London'ın, Oxford'un sanırım bir tane data bir şey programını görmüştüm. O çok güzel. O yerel bütün daha önceki bütün datalarınızı da onun içine atmanızı depolamasını yani belleklemesini sağlayan bir şey. Daha önceki datalarınızı da belleklemeyi sağlayan bir program. Bir ücretli program olduğu için o şu an bende yok da. O bayağı güzel. Hani hem Agilent hem diğer platformlarında analizini sağlayabilen bir program. Oxford'un yanlış hatırlamıyorsam. Onda mesela böyle dataya baktığınız zaman şöyle aşağı doğru sayfaya kaydırdığınız zaman hem şeyleri daha önceki hastalarınızda böyle bir şey görülmüş mü? DGV'de böyle bir veri var mı? İşte belirtilmiş bir Decipher'da veya işte SCA'da belirtilmiş böyle bir hasta var mı diye biz size bir sadece bir sayfada bir görüntüden bütün analizi verebilen bir şey var, program var. Onlar güzel oluyor. Ama şimdilik elimizde bu var. Bununla yetiniyoruz. Sayfayı açtığımızda az önce analizin arada gösterdim. Sadece işte TXT datasını ekliyorsunuz. Daha sonra analiz ekliyorsunuz. Programı çalıştırdıktan sonra çok fazla onun bir numarası yok. Datayı elinize alınca şöyle üçlü bir şey sayfa şey geliyor. Ben böyle kullanıyorum. Size de böyle göstereyim. Burada birden 22 ve X'e kadar tüm kromozomların makroskopik görünümü. Burada birazcık daha büyütülmüş görünüm. Şunu şöyle büyütebiliriz. Şöyle alabilirim. Bunların daha görünümü ve şurada da değişikliklerin görünümü. Altta da sayfanın altında da varyasyonların teker teker listelenmiş halde görülüyor. Bu ekran biraz çözünürlükten dolayı düştüğü için sayfaları ben çok iyi görüntüleyemiyorum ama bunun altta da şurada probların teker teker görünümü olabilir. Interval table dediği de zaten birazdan tekrar göstereceğim rapor olarak öyle. Şimdi ben bu dataya öncelikle makroskopik olarak baktığımda data kalitesinin fena olmadığını görüyorum. Yani probların çizginin iki tarafında dengeli dağıldığını, hani makroskopik bakıyorum, da dengeli dağıldığını gördüğüm için bu analiz edilebilir bir data olarak görülüyor. Ve hemen hemen kalitesi iyi. Arada dağılmış tekli proplar var. Mesela burada var, şurada var. Mesela bunlar tekli proplar. Bir şey anlam ifade etmiyor. İşte az önceki söylediğim bu ADM 5-6 bunların diğer proplara olan uzaklığının istatistik olarak anlamını söylüyor. Bu bir istatistik bir yöntem aslında. O ADM mesela 5 birazcık daha istatistikleri daraltıyor. Yani mesela şunu atıyorum ADM 1 yap, ADM 5, ADM 2'de değeri 1 yapsam mesela şunu anlamlı gösterebilir ama ADM 5 ile 5.5'da bunlar kısmen şey oluyor, anlamını yitiriyor. İstatistik olarak birbirine probların uzaklığını hesaplayan, bunu da istatistik olarak hesaplayan bir şey. Bunu başka bir şekilde yapma ihtimalimiz yok. Proplara bakınca dağılımın iyi olduğunu görüyorum. Burada birkaç tane dağılmış prop olabilir. Bu birazcık da bizim şeyden, kalitemizden kaynaklanıyor. Bunlar bir tane ben rapor çıkarmıştım ama raporu şuradan şey yapayım. Mesela buna rapor haline getirdiğimiz zaman da böyle bir rapor haline getiriyor. İşte burada bunların hepsini tabii değiştirebiliyorsunuz. Burada az önce uzun uzun bahsettiğim log ratio SD denilen bir şey. Burada 0.15.0159 gayet iyi ortalamanın üzerinde bir değeri var. Bu analiz edilebilir diyor. Sonra bütün kromozomları böyle isterseniz görebilirsiniz. Bunlara çok gerek yok. Propları kağıt üzerinde. Yani size eğer şeyiniz yoksa böyle de gönderebilirler. Direkt böyle çift olarak verip gönderebilirler. Hani cihazınız ve analiz etme imkanınız yoksa. Sonra burada bir interval table karşınıza çıkıyor. Burada hangi kromozomda
start-stop noktaları, büyüklüğü, sito bandı, kaç tane prop olduğu, kırmızı mı, mavi mi, bunun anlamlılık değeri yani sıfırdan ne kadar uzaklaştığını gösteriyor. P-value'su da bunun istatistik olarak anlamını gösteriyor. İşte bunlar çok çok anlamlıymış. Burada annotation'lar da içerdiği genlerden bahsediyor. Bu kısmen az olan bir şeyi seçtim ilk başlarda hani şey olmasın diye. Bunda 6 tane değişiklik bulmuş. Bunlardan baktığımız zaman prop sayısına öncelikle bakıyorum. 3 proplu olana bir soru işareti koyuyorum. Çünkü 3 prop bazen 150'li çok anlamlı olmayabilir ama 4 proplu mutlaka değerlendiriyorum. Burada kırmızı olanlar delesyon olanlar, mavi olanlar da duplikasyon olanlar. 0.5 tek kopya demek yaklaşık olarak. 0.5'e yakınsa tek kopya değişikliği, eksilmesi veya artması var demek. 1 ise çift kopya demek gibi düşünebilirsiniz. Mesela birazdan 14'ün nasıl olduğuna bakacağım görsel olarak. 1 olunca ya 2 kopyada kopya şey olmuş olacak veya burada proplar, bu bölgeyi ben tanıdığım için adam 6 Adam 6'de biraz sıkıntı var. Orada proplar başka bir yere yapışıyor. Onları da teker teker görme imkanımız var. Böyle bize bir table gelecek. Şimdi şurada bir önemli şey söylemek istiyorum. 0.15 değil de bizim şeyimiz 0.35 olsaydı. Az önce log ratio gösterdim ya. Burada 0.50'lerin anlamlı olduğunu söylemek birazcık zor olurdu. Yani o değerler birbirine yakınsa, işte mesela burada 0.15'li 0.20'li bir değer olsaydı, bunları ben tabii ayıklattım şeyi yaparak, analizleri yaparak ayıklatıp şey yapıyorum, alıyorum ama 0.15'li 0.20'li değeri burada klinik olarak bir şeyle anlamlanmak çok mantıklı değil. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Yani bu sırf şeyin üzerinden bile bakarak olabilir. Şimdi mesela bu az önce de bahsettiğim 6-3 geninin üzerinde bir delesyon görülüyor. 0-3 bölgesinde ham data'ya bakıyorum. Şu an ham data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane prop var. Normalde bunun ben klinik olarak gerçek olduğunu söyleyebilirim ama ya yani yaklaşık 100 civarında olsanım eri sanırım 70'inde falan bu çıkıyor. 6-3 şeyi delesyonu. Bilmiyorum Serdar abi sizin gibi çıkıyor mu? Evet. Evet. Yani eğer şeyse birkaç tane yanlış bile şimdiye kadar olmuş olabilir. 6-3 biraz bizim belalı bölgemiz. Ben bunu mesela hiç klinik olarak çok fazla anlamı olmadığını bildiğim için bunları yerel database'de 50 tane vakayı gördükten sonra bunun bir hastalıkla ilişkilendirebileceğini düşünmüyorum. Ama bu şeyi bayağı görselliği gayet iyi. Yani hani normal delesyonlarda böyle görünür. Mesela şurada Adam 6'ya geleyim. Burada da duplikasyon olan bölge şöyle birazcık küçülteyim. Burada proplarda bir hata var. Ben net görebiliyorum. 2'ye yapışmış 2 tane prop var. Bu buradaki datanın kalitesini de çok etkilemiş. Dolayısıyla burada bir duplikasyon görülüyor. Bu da hemen hepsinde gördüğüm bir şey. Değişiklik. Ama bu proplarda bu prop hata var. Zaten bu bölge tamamen hatalı da. Şu bölgede ya Türk popülasyonunda görülen bir CME, çok sık gördüğümüz bir CME bilemiyoruz. Belki yakında öğreneceğiz. Veya bu Agilent'ın 8x60 kasında gördüğümüz bir şey. Ama duplikasyon da böyle görülüyor. Duplikasyon olmayan bölgeleri şöyle biraz sağa doğru kaydığım zaman çıkmadı. Şöyle. Kimin adı bu görünmüyor örneğin. Görünmüyor mu? Yani işte burada sıkıntı ama burası görünmüyor. Yani işte dediğim gibi platformlardan kaynaklanan bir şey olma ihtimali çok fazla. Bunu da birkaç tane yaptıkça yani bir ondan fazla yapınca bunları hemen tanıyorsunuz. Bölgeleri artık o kadar aşina alıyorsunuz ki. Onun için bu işi yapmak o kadar da zor olmuyor. Birkaç seferden sonra. Normal propların dağılım böyle oluyor. Sıfırın az üstünde, sıfırın az altında. Bunlar birbirine göre istatistik olarak anlamlı olmadığı zaman bunların normal olduğunu söyleyebiliyorsunuz. Herhangi bir bölgede yine baktığımız zaman birazcık daha makroskopik bakayım. Buna böyle baktığınız zaman sıfır çizgisinden çok fazla sapmadığını, sıfır çizgisini çok fazla değiştirmediğini söylediğiniz için herhangi bir bölgede bunları söylemeniz kolaylaşıyor. Bazen şöyle propların yoğun olduğu bölümler var. Propların yoğun olduğu bölümlerde
yine birbirine göre istatistik anlamlı baktığı için bunları zaten program kendisi de görmüyor. Bunlar da yine normal, bunlar hani mesela şurada bir sürü prop gördüm, bunlar hatalı, bunlar duplikasyon gibi görmemek lazım. Bunlar çok yoğun olduğu için proplar böyle bir görüntü veriyor. Birazcık daha yaklaşınca bunun da yine normal yakın bir alan olduğunu görüyoruz. Bu Agilent'ın veya diğer şeylerin de sanırım daha çok sendrom spesifik, biraz targeted gibi yaptılar. Önceden daha genom boyu dağılmıştı, SNP gibiydi, SNP array gibiydi. Şimdi daha çok sendromlara spesifik yaptılar. Mikrodeleksiyon sendromları tanındıkça o bölgeye daha çok prop koydular. Dolayısıyla mikrodeleksiyon duplikasyon sendromlarını tanımada CGH array'ler gayet anlamlı oluyor. Başka bir bölgeye bakayım şuradan, interval table'dan. Bu kromozomda yok dedi. Mesela arsa da bizim baş belalarımızdan bir tanesidir. Arsa da yine anlamlandırılabilir bir gen. Ama şurada 3-4 tane, 3 tane prop var. 3 prop zaten bir tanesi için bir şey anlam ifade etmiyor. Ama arsayı ben birkaç hastalığa da şey yaptım, diğer bir yönteme de baktım. Arsa gene burada mesela sanırım şeyin hatası, yine çipin hatası. Böyle birkaç tane hata oluyor. Sonuç olarak elimize şöyle bir data geldi. Ve bu datadan ne yapacağımızı şöyle yapıyorum. Programı kapatıyorum artık arkadaşlar. Programla ilgili sorusu olan var mı? Programı okuttuktan sonra bana şuradan rapor çıkart diyorum. Rapor çıkarttıktan sonra benim elime bir rapor veriyor. Ben bütün alanların hepsinin teker teker gerçek olup olmadığına bakıyorum. Bu bir. Yani propların yerleşimi var mı diye bak, çok çok böyle anormal yerleşim prop var mı diye baktım. İkincisi, yerel database'de benim daha önceden görüp görmediğim veya işte bir takım mesela patojenik olduğunu bildiğimiz hastalığı da ele yaptık. Histogenetik olarak veya işte fişte falan gösterdiğimiz hasta tek array yapıp diğer alanları da tanıdık yavaş yavaş. Yani biraz süreç alsın diye, böyle bir süreç olsun diye. Bunları tanıdıktan sonra yerel database'imde yerel olarak var mı yok mu diye kontrol ettim. Üçüncü basamakta ise şimdi bu gördüğüm şeylerin klinik olarak anlamlandırıp anlamlandırılmadığına bakacağım. Bunun için de programı kapatıyorum. Biraz bilgisayarım yavaşlatıyor. Özür dilerim. Öncesinde mesela iyi olmayan birkaç tane şey göstereyim. Bilgisayarı kapatmadan. Mesela bu da başka bir şey. Bunun gördüğünüz üzere proplar çok fazla, sıfır noktasından çok fazla dağınık. Bunda interval table'da bir şey var mıydı hatırlamıyorum ama sanırım o hiçbir şey alamayacak kadar kötüydü. Bu. Neyse şunu kapatayım. Gördüğünüz üzere propların dağılımı çok çok kötü. Hepsi kafaya göre dağılmış. Hiçbir şekilde bundan data analizi yapmak mümkün değil. Çok yanıltıcı olur. Zaten şu görüntüye bakınca az öncekinden farkını görebildiniz değil mi? Çok fazla dağılmış şeyler. Bu neden olduğunu tartışabiliriz. Çok fazla sorun sebep olabiliyor. Ama ben bunu hiçbir şekilde analiz etmem. Tabii. Cevaplayalım. Tamam. Şimdi bunun üzerinden neydi? Bir sonraki datadan göstereyim. Bunu evet. Evet göster. Ben şimdi hemen onun raporunu göstereyim. Şuradan rapor çıkarttıralım. Bu o değil. Bir tane daha rapor çıkarması lazım. Bu mu ki? Evet bu oymuş. 0.54 çıktı. Az önceki hani ısrarla üzerine durduğum oran 0.54 çıktı. Dediğim gibi bu herhangi bir şekilde analiz edilebilir bir oran değil. Çok dağınık. Ben 0.20'nin üzerine bile analiz etmeme taraftarıyım. Çünkü yanlış verebiliyor veya yanlış vermese bile kaçırıyorsun. Yani hani hastaya yarar sağlayacağına bir şey atlamış olmak bence yapmadım demek daha mantıklı geliyor. Bunu da kapatayım. Son bir tane daha data göstereceğim. Bu sanırım hasta olan dataydı. Bu evet az önceki 1Q21 delesyonunun ham datası bu. Şurada şimdi sıfır, şurada çizgi var. Sıfır çizgisi var. Sıfır çizgisinin altında gösterilmiş olan kaç prop var bakayım.
Yani şurada şeyi çok iyi göremiyorum. Şurada görebilsem biraz ekran küçük kalıyor da şey için çözünürlük düştüğü için biraz sıkıntılıyım bunun için. Şöyle yapayım. Mesela burada 64 tane prop varmış. 64 tane probun sıfır noktasının altında anlamlı olarak birbirinin altında olduğunu görünce bunun bir delesyon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten görselliğinde şöyle yapayım. Şurada da şöyle getirdiğim zaman hani makroskopik olarak bile görülebilecek bir büyüklükte bir şey. Zaten 64 prop hiç şeye gerek yok. Bir de eğer klinik olarak da belirlenen bir mikrodelasyon sendromu şeyse hiç kolayca tanı konulabiliyor. Herhangi bir diğer bir kromozom açayım. Gördüğünüz üzere bunlarda daha düzgün şey var. Hemen hemen hepsinde şey var. Mesela şurada dedi, az önce dedim ya, şöyle bir bölgede insanı yanıltabilecek şeyler olabiliyor. Büyük ihtimal bu da bizim bölgelerimizden biridir. Burada CPA4 geniymiş bu. Mesela isterseniz bunda bir ara analizini yapabiliriz. Bu da hangi bölgede mesela iki tane prop delete gibi görünüyor. Bu propların birbirine göre dediğim gibi istatistik olarak dağılımı alanı bunun delesyon mu, duplikasyon mu olduğunu HamData'dan da bu yanlış, bu beni yanıltan veri dememiz kolaylaşıyor. Cytogenomics programını kapatıyorum. Şunları kapatmayayım. Şimdi sizin elinizdeki datalardan analiz edebiliriz isterseniz. Siz herhangi bir datayı analiz etme fırsatınız oldu mu şimdiye kadar? Olmadı. Ben bir tanesini açayım. Elinize bir rapor geldi. Raporu şey olarak ayarlamanızda fayda var. Şimdi mesela birkaç tane rapor gösterdim. Şurada. Bu benim alan önceki şeylerimden biri sanırım. Analizlerimden biri. Mesela böyle birçok şey çıkıyor. Yani hani dedim ya 2-3 tane çıkmıyor. Genelde 6-8-10 tane falan çıkıyor. Bunları teker teker aslında şöyle yapıyorum. Ben tabi bunu ayarladım. Prom'da raporun şeklini de ayarlayabiliyorsunuz. Bir minimum start stop noktası var. Bir de maximum start stop noktası var. Size maksimum almanızı öneririm. Yani çünkü bir probundan sonraki belli bir alanı diğer proba kadar giden alanı da dahil ediyor maksimumda. O alanda prop olmadığı için bilmiyorsunuz. Şöyle yapıyorum. Şu alanı şöyle kopyalıyorum. Şöyle copy diyorum. Tabii şimdi az önceki Agile'ın biraz bilgisayarımı yavaşlatıyor da. Şöyle UCSD'den açtığım zaman şu kaçıncı kromozom? İkinci kromozomdu. Genome Browser dedim. Yani oradaki datayı alıp UCSD'ye yapıştırıyorum. Birazcık şey, kendi içinde bir şey olsaydı daha kolay olurdu. Şuraya CHR2 kopyaladım. Ve şeye kontrol ediyorum. HG19'da olduğunu, insan olduğunu kontrol ediyorum ve submit diyorum. Şimdi şöyle ekranı büyüteyim. Şimdi UCSD'de çıktı. Şu ekranın tam her tarafını görsem daha iyi olacak. Şöyle yapalım. Ben birkaç şeye dikkat ediyorum dediğim gibi. Omim geni olup olmadığına, eğer varsa refsek geni olup olmadığına. Şurada Decipher'da hepsini burada şey yapıyor, alan olarak alıyor. Decipher'da bunun daha önceki başka bir hastalıkla ilişkilendirme, ISCA'da var olup olmadığına, şurada da en altta şey çıkması lazım. BGV'den data çıkması lazım. Buradaki şunlar önemli değil. Bunlar hatta şunları tek yapayım. Şimdi bu sayfayı nasıl elde ettim? Şu altına inince
Bunların hepsini alttan şey yapıyorum. Önceki DGV Structural Variation'ı full yaptım. Bunu full yapmayınca son yenilenmiş versiyonunu göremeyebiliyorsunuz. Bunu full yapmanızı öneririm. Şurada İSKA'nın şeyi var. Nedense şu an gözüme çarpmadı. İSKA'nınkini full yapacağız. Evet, İSKA'nınkini full yapacağız. Decipher'ınkini full yapacağız. Onun genlerini pek yapabiliriz. RefSeq genlerini pek yapabiliriz. Veya işte şey, dense yapabiliriz. UCSC genlerini de full yapabiliriz. Ben bir de kromozom parçalarını göstermesi açısından onu yapıyorum. Bunu buraya böylece yazıyorum. Sonra dikkat ettiğim 3-5 tane temel nokta var. Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle morbid omingeni, 6 üçgeni dediğim gibi işte holoprozon sefili, şizen sefali falanla alakalandırılmış bir gen. Ama biliyorum ki bu çok sık gördüğümüz için bu ya işte şey data hatası veya işte bizim toplumda çok fazla anlamlı olmayan bir şey. Daha sonra burada Decipher'da çok önemli noktayı söylüyorum. Decipher'da gördüğünüz bir sürü hastayla bu bölge ilişkilendirilmiş. Ama şimdi bu bölgeyi zoom out yapıp 10x yaptığım zaman benim bölgem ortada bir şeydi. Şu 6-3 mü? Şimdi çok fazla zoom out yaptığımız zaman hala şunu şey yapayım, bir alayım bir saniye. Hala görüyoruz ki Decipher'daki bildirilmiş hastalar bu bölgenin çok büyüğünde. Yani aslında bu bölgeyi patojenik mi değil mi demek bu bölge çok mantıklı değil. Daha büyük bir alandan bahsediyorsak bir hastalıkla ilişkili, daha büyük bir alanla ilişkilendirilmiş bir hastadan bahsediyorsak bunu hasta diyemeyiz. Çünkü dışarıdaki birçok alan bundan neden olmuş olabilir. Bizim alanımız ve içindeki dahil olan kısımlar bize hastalıkla ilişkilendirmek için ipucu verebilir. Bu birincisi. İkincisi yine aynı şey de tam tersi olarak DGV'de geçerli. Şimdi geri zoom in 10x yapayım. 15 kilovazlık bir şey. Burada gördüğünüz üzere DGV'den 3 tane hastada 3 tane sağlıklı, çok özür dilerim, DGV sağlıklı insanların çalışıldığı veya toplumun çalışıldığı, içinde sağlıklı da var, sağlıksız da var, tabii bilinmeyen hastalıklar da var, bir database. Burada mesela hepsini kapsıyorsa bu bizim için iyi bir şey. Eğer hepsini kapsıyorsa, daha büyüğünü kapsıyorsa bu şeyin CNV'nin sağlıklı insanlar daha büyük olması bizim avantajımıza, bunu hasta değil demek için. Şey için de daha küçük olması, hasta için Decipher için daha küçük bir alan kapsayacak, DGV için daha büyük bir alan kapsayacak. Bence buradaki kritik nokta bu. Daha sonra buradaki genleri teker teker buradan açıyorum. Ve eğer daha alan içindeyse bunları da teker teker o hastalıklara bakıp ilişkili mi diye bakıyorum. Bu ilk başlarda biraz zaman alıyor ama daha sonrasında el alışkanlığı daha hızlı oluyor. Size verdiğim datadan gidelim isterseniz birazcık da. Şunu kapatayım. Şurası. Yani şuradan görüntün tamamı. Evet, görüntün tamamı. Buradan buraya kadar olan kısım. Normalde bu tam ekranı sığıyor ama şimdi çözünürlük değiştiği için şöyle yapsam belki tam ekranı sığdırır mı? Ona göre normalde oluyordu da bu şimdi çözünürlük şey olunca bunu ayarlamıyor. Ondan kaynaklanıyor. Şimdi size verdiğim datalardan analize devam edelim. Mesela sizin baktığınız var mı? Herhangi birini beraber yapabiliriz yani burada. Mesela ilkini alayım. Bunların hepsi kendi hasta datalarım değil. Başka ilk alıştırma datalarını falan da aldım. Normal şeyi buraya yapıştırıyorum. İlk yaptığım iş bu oluyor genelde. 182 kilobazlık. Az önceki hasta şeyde 15 kilobazlık 6-3'te bir şey söylemek istiyorum. Delesyonları eğer çözünürlüğünüz çok iyi değilse 200 kilobazın altında raporlamanız gerekmeyebilir. Yani raporlamayabilirsiniz. Bu sizin için bir şey. Bu uluslararası bir kriter. 200 kilobaz kriter. Duplikasyonları ise
500 kilobazın üstündekileri raporlayabilirsiniz. 500 kilobazın altını raporlamayabilirsiniz. Raporun altına da raporlarken bunu da konuşuruz. Bu arada raporlama kısmını atladım anlatırken. Tekrar olmadı raporlamaya tekrar döneriz. 500 kilobazın üstündeki olan alanları da raporun altına yazarsınız. Dersiniz ki 200 kilobazdan küçük deresyonlar, 500 kilobazdan büyük deresyon, duplikasyonlar raporlanmamıştır. Ve bunlar klinikle ilişkilendirilmeyen alanlar, bunlar raporlanmamıştır diye söylerseniz raporda da içiniz rahat olur. Yani bir şey yapmaya çalışırken başka bir şey bulmamaya burada birazcık dikkat etmek gerekiyor. Mesela burada 182 kilobazlık bir alan, kromozom 3'te böyle bir alan, 3P261 bölgesinde oluyor. Bu bölgede bir tane omun geni var. Çözünürlük değişince biraz elimde şey değişti. Tıklayamadım. Geri alana göre dönüyorum. Bu omun genini buradan direkt glutamat reseptör 7 idi yanlış görmediysem. Tabii. Şimdi açılsın da ondan sonra tekrar göstereyim. Veya bir sonraki şeyde göstereyim. Tabii açılabilirsin. İnternet mi başladı? Tabii. Maviler duplikasyon, kırmızılar deresyon anlamına geliyor. Sayfa açılmıyor ne yazık ki. ECV'yi de analiz ederken omun genlerin yanında bir hastalıkla ilişkilendirilmiş omun genleri de morbid omun. Morbid omun. Yeşil olanlar morbid omun. Hastalıkla ilişkilendirilmiş net olarak bilinen. Şimdi şunu geri alayım. Az önceki alana şey yaptık. Yani onu açmadı nedense. İnternette bir şey oldu. Şunun üzerine gel. Çalışmıyor bu aralar sıkıntı var. Belki ondan da olabilir. O zaman işimiz zorlaşıyor demektir. Şöyle yaptık. Üzerine gelip tıkladığın zaman direkt o şey açıyor. Hani orayı kullanmamız. Ondan sonra onun ID'sine numarasını tıklayıp direkt açıyor. Onun bu arada çalıştı. Laf atınca çalıştı. Yani mesela bu da el glutamatla alakalı bir şey. Hastalıkla ilişkilendirilmiş mi diye bakıyorum. Şöyle genel olarak okuduğumda mutlaka gen fonksiyonu bir hastalıkla ilişkilendirmeye bakıyorum. Bununla çok ilişkili görünmüyor doğrusu. Tabii ben ayrıntılı olarak okuyorum gerçekten. Hani her bir gen için ne kadar hastalıkla ilişkilendirilmiş, hastalığın kliniğe ne kadar uyumlu olduğunu okuyorum. Ama bir tane omim geni var, morbid omim geni değil. Burada Refsey'in şeyleri var, farklı varyantlarını gösteriyor. Burada Decipher'da hep gördüğünüz üzere hep alandan daha büyük. Yani benim alanımın hep iki ucu da otlu. Şurada otları görüyorsunuz. İki ucu da otlu ve alandan daha büyük şeyler var. En altta bir tane ucunu gördüğüm bir tane alan var. Bunlar da burada deresyon muydu, duplikasyon muydu? Duplikasyondu. Mavilere daha çok odaklanacağım. İSCA'da da bildirilmiş şeyler var. Bunlar tekrar tekrar açıp bakabileceğiz birazdan. Bunların hepsi gördüğünüz üzere alandan daha büyük klinik patojenik olarak bildirilmiş vakalar. Hepsi alandan daha büyük. En son DGV'ye geldim. DGV'de bir tane şeyim var. Bir tane sağlıklı kişim var. Diğerleri DGV'deki alanlar da daha küçük. Yani bu alanı tam oturturan mesela bir blok olsaydı diyecektim ki bu gerçekten sağlıklı kişilerde görülebilen bir data. Burada mesela farklı küçük CMV'ler görülüyor. Şimdi mesela genel olarak şuna baktıktan sonra bunun hakkında yorum ne olacak diye şey yapıyor. Kriterleri söyledim az önce. Eğer hatta şuradan slide'dan da devam edeyim. Kriterleri söylemedim aslında. Şimdi kaç kilobaz sınırımız olmalı? Dedim ya 200 kilobazdan büyük
delesyonları, 500 kilo bazdan büyük duplikasyonları şey yapabiliriz. Tabii bu platformuna göre değişir. Ben 60K için konuşuyorum. Eğer 180K ise 100 kilo baza falan düşebilirsiniz. Çünkü gerçekten şöyle. Kaç prop güvenli alanda, bunu söylememiz lazım. Şey için 4 tane, genel için 4-5 tane prop olması şart. 2 prop'luk alanları raporlamamanızı öneririm. Bir de prop'ların arasındaki mesafe de önemli. Yerel veri tabanı ne kadar görüldü? Dedim ya, bunları zaten yerel veri tabanından ayıkladım. Bunlar yerel veri tabanında olmayan yeni şeyler. Ve bununla ilgili makale gen içeriğinden bahsedilmeli mi raporlamadan? Şimdi benim diye raporlamak için OMIM geni içermiyor. OMIM geni var. Az önceki şeyden bahsedeyim. OMIM geni var. Veri tabanında hiç hasta bulunmuyor. Tam olarak hiç hasta bulunmuyordu. DGV'de de çok var, çok sağlıklı bulunuyor. Yani bunu benim diye raporlamak çok mümkün değil. Çünkü OMIM geni içeriyor. Veri tabanında tam olarak hasta bulunmuyor. Onu geçiyorum. DGV'de çok sağlıklı bulunuyor. O da yok. Dolayısıyla bunu benim diye raporlamak lazım. Muhtemel benign ve klinik anlam bilinmeyen diye iki ayrı alt başlık var. Muhtemel benignde DGV'de kısmen sağlıklı birkaç tane vaka var. Veri tabanında içinde hiç gen içeriği olmuyor. Yani biraz muallakta kalıyorsunuz. Tam benim diyemiyorsunuz ama benim gibi hissediyorsunuz. Gerçekten biraz hissetmekle de alakalı. Bunu muhtemel benim diye raporlayabilirsiniz. Bir de klinik anlamı bilinmeyen. Az önceki için benim yorumum klinik anlamı bilinmeyendi mesela. Patojenik DGV'de normal sağlıklı popülasyon var. Evet. Yani toplumdan alınmış, şu an tam sayısını bilmiyorum ama sayısı sürekli artıyor. Toplumdan alınmış bireyler var. Bunların arasında sağlıksız olanlar olabilir. Yani mesela işte otizm Amerika kaynaklı ama DGV'yi daha sonradan da şey kabul ettiler. Avrupa'dan ve diğer dünyanın diğer taraflarından veri de kabul ettiler. Şu an tüm dünya popülasyonu sayılabilir. Bir de yakında Avrupa kaynaklı bir veri tabanı oluşturuluyor şu an. Geçen Ekim ayında Nature'da şey yayınladılar. Güzel bir şey. Orada da 50 bin hasta ve sağlıklı insandan, hastadan ve sağlıktan yapılmış bir veri tabanı oluşturma, yani veri tabanı oluşturma şey var. Yakında onu da kullanmaya başlarız. 50 binden fazla, 100 bin falan da çok sayısını bilmiyorum. Çok fazla. Yani sıkıntılarla karşılaşıyoruz tabii. Şimdi biraz önce örneğini verdiğimiz hani delesyon var, klinik yok. O kişiyi sağlıklı kabul edip oraya koydukları durumlar var ama onun çocuğunda onun hastalığa alışıp ulaşmayacağını çok bilmiyorsun. Bazıları toplumda sıkıntı fazla. Yani burada o yüzden hani tek bir database'e hiçbir zaman bir şeyde güvenmiyoruz. Evet. Hani birazcık tutmak gerekiyor kesinlikle değişikliğe. Ama dönüp hastanızın kliniğine bakmanız gerekiyor. Örneğin biraz önceki slide'deki bir şey de önemli. Benim örneğin iki tane hastamda hiç o bölgede gen yok. Ama o delesyonu taşıyan iki aile bireyin ikisi de hasta. Yani dolayısıyla hani biraz önce söylediğim gibi kontrol bölgeleri var, şu var, bu var, işte transkripsiyon şeyleri var. Dolayısıyla hani %100 hiçbirisini güvenilir kabul etmemek lazım. Sadece aslında biz bir array raporu verirken yüksek olasılıkla hastalık nedeni ya da yüksek olasılıkla hastalık nedeni değil diye raporlandırmış oluyoruz. Evet, aslında. Evet. Veya mikrodelesyon sendromlarındaysa, şimdi tam onu söyleyecektim. Patojenik olan mikrodelesyon duplikasyon sendromuna tam oturan yayınlanmış vakaları çok biliniyorsa ve 2 megabazdan büyükse veya 2-3 megabazdan büyükse, çok devasa büyüklükse, bunlar direkt çok rahatlıkla patojenik olarak şey yapabilirsiniz. Ama hani 2-3 megabazdan büyük mikrodelesyon veya mikrodelesyon sendromuna oturuyorsa, bunları rahatlıkla patojenik olarak şey yapabilirsiniz. Aynı zamanda DGV'de sağlıklı bireyinde olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bu kriterle tam sağlamıyor ama içerdiği genler patojenik olabilir, büyüklüğü 200 KB'nin üzerinde ve DGV'de yine sağlıklı birey yoksa ve Decipher'da da birçok hasta birey belirlenmişse, birazdan örnekleri beraber yapacağız. Bunlar muhtemel patojenik olarak adlandırmak lazım. Ve tabii ki bu taraftan da yine geldiğimiz zaman, bu taraftan beninlere gelmiştik, ortalam beyazlaştı. Bu tarafta da hastalıklardan geldik, yine ortalam beyazlaşıyor. Yani bu bir terazi aslında, ters bir terazi. Bir iki tarafı patojenik veya benign olan şey var ve gittikçe arada birçok da alan var. Yani bunların hepsini patojene koymak da makul değil. Ama şunu söyleyebilirim, kafanızda şuraya koyduğunuz bir şey zamanla bu tarafa kayma ihtimali fazla, datalar birikiyor. Zamanla bu tarafa da kayma ihtimali fazla. Dolayısıyla
Belki egzon datasında geçen toplantıda konuşmuştuk. Bir şey topladıktan sonra belki yani dataları analiz ettikten sonra birkaç sene sonra klinik anlamı bilinmeyen veya işte muhtemel patojenik dediklerimiz birkaç sene sonra tekrarlayıp bunların hasta olup olmadığını veya işte sağlıklı olup olmadığını, benign olup olmadığını tekrarlayabilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü datalar birikiyor, kendi datanız da birikiyor, in-house database'iniz de birikiyor. Az önceki şeye tekrar dönecek olursam, şunu kapatayım. Burada dediğim gibi iki alanda da daha fazla uzun olan decipher'da hasta bireyler var. Burada da tam olarak oturmuş bir CME olmadığı için bunu kısaca klinik anlamı bilinmeyen bir şey olarak raporlayabilirsiniz. Veya 182 kilobaz olduğu için ve bu duplikasyon olduğu için bunu hiç rapora da yazmaya da bilirsiniz. Yani çünkü raporun altına şunu yazın gerçekten. 500 kilobazın altında veya 200 kilobazın altında klinikle ilişkilendirilmeyen delesyonlar ve duplikasyonlar raporda yer verilmemiştir diyebilme hakkınız var. Çünkü bunun çözünürlüğün ancak bu kadar. Ben başka bir şey daha yapıyorum. Bakarken şuradan azıcık şöyle alayım. Mesela elime gelen bir datanın şey olup olmadığını az önce gösterdiğim tool'lardan biriydi bu Miami tool'u. Daha kolay oluyor. Burada ücretsiz bir şey. Login yapıyorsun. Senin kayıt olup login yapabiliyorsunuz. Böyle bir şey koymuşlar. Bayağıdır bilmiyordum. Neden şey yapmıyorlar? Şu an değişim var sanırım. Çok okumuyorum şu an ama 24 Desember'a kadar şey yapacaklarmış. Tamam. Bunu şu an size gösteremiyorum ama buradan da şunu yapabiliyorsunuz. Alanı yazdığınızda buradaki gen içeriğini aynı UCSC gibi listeleyip size liste halinde bir rapor haline veriyor. Genleri kolayca görebiliyorsunuz. Bu genlerin uzun hallerini de veriyor. Yani sadece işte şey geni değil, 6-3 gibi değil de işte hangi proteinin ne geni olduğunu veriyor. Sonra bunların mikrodelesyon sendromlarında bir kısmını içerip içermediğini falan söylüyor. Ama bunu şu an kullanamıyoruz. Şey yazdığınız zaman University of Oklahoma, College of Medicine işte şey tool dediğin zaman bu sadece şey değil, CGH tool değil, SNP tool da aynı zamanda. Bunu kullanabilirsiniz. Linki de var zaten. Başka bir tane data analizim. Bunun bu data için, bunun için raporlamayabileceğiniz klinik anlamı bilinmeyen bir data olarak söyleyebiliriz dediğim gibi. Bir tane daha yapalım. Burada bir delesyonmuş. Bunları özellikle hasta olanlardan seçmedim. Hani bunlar şey. Öyle mi? Öyle mi yaptım? Şunu hemen düzelteyim. Burada büyük bir alan mesela bu. 7 megabazlık bir alan. Delesyondu. 10Q231 bölgesinden 10Q22 bölgesi bir de 10Q232 bölgesinde içine alan birçok genin içerdiği mesela bu gen retinitis pigmentosa ile alakalandırılmış. Yine retinitis pigmentosa ile alakalandırılmış. Burada hipermetinomi otozomal dominant işte metabolik yolaklarla alakalandırılmış genler var. Burada infantil form çok okuyamıyorum. Juvenil polipoz sendromuyla alakalandırılmış bir gen var. Birçok gen var. Bunun içinde 10 geni var. UCSC'de de birçok gen var. Zaten çok büyük olan timemler falan var. Yani bayağı bir gen var. Burada mesela bakınca bir ucu en azından görülebilen decipher'da hastalar var. Bakın burada iki ucu da görülebilen hastalar var. Tam olarak bundan bahsediyordum. Bu bölge daha önce başka hastalarda gösterilmiş. Mesela bu hastanın üzerine tıklayalım. Decipher'ı açalım. Bir de bazen bir şeyde seride bir ucunu görüyorsun. Öbüründe de öbür ucunu görüyorsun. O da şey yapıyor. İnsanda bir hastalık hissiyatı uyandırıyor. Mesela decipher'ı hiç kullandığımı göstermemiştim. Şimdi decipher'ı da göstereyim. Burada genotype'da
7.6 megabazlık bizim delesyonumuza, belki bu aynı şey de olabilir. Bu hasta da olabilir, çok emin değilim çünkü bu uluslararası veriler aldığım şeyde. Ama şey çok belli. Şurada şu bölge gösteriyor. Bizim hastalığımızın effective patient'ı tam olarak o bölgede gösterdiği. Daha sonra da sayfadaki diğer hastaların da alanlarının nasıl olduğunu gösteren, mesela bu bölgede birkaç tane hastalık gösterilmiş. Birkaç tane hasta gösterilmiş, özür diliyorum. Bunun bir sayfada böyle bir hastanın var olduğunu gördük. Kapattım mı? Yok, kapatmamışım. Bir sayfada hastalarımız vardı. Zaten alanımız çok büyük. Birçok morbid omim geni içeriyor, birçok omim geni içeriyor, refsek geni de birçok içeriyor. Burada mesela başka hastalar da var. Daha küçük alanı gösterdim. İSCA'da hastalar görülüyor. Ve DGV'ye geldik. DGV normal işte aslında büyük görünüm böyle oluyor. Birçok DGV'deki CME var. Bunlar sağlıklı bireyler. Şurada mesela sağlam bir popülasyonda görülmüş büyükçe bir CME var. Ama bu kadar büyük bir alanda böyle bir CME beklemiyoruz. Buna çok rahatlıkla patojenik diyebiliriz bu alana da. Birkaç tane deneme 2'den yapalım. Şu kısmen daha iyi sanırım. Yani aslında ilk hamlatadan sonra elimizde bunlar olabildikten sonra hastalıkla ilişkilendirmesi kısmen daha kolay. Burada 57 bazlık bir delesyondan bahsediyoruz. Kromozom 9'da. Alanına bakalım. Kromozom 9'un subteramerik bölgesinde. Ben bu bölgeyi bilmiyorum. Klestra herhalde bu. Şey olmasın çünkü şey klestra sendromu büyük ihtimal bu. Şurada zaten EHM genin üzerine tıkladım. Bu sorumlu gen olarak görülecek. O görülürken ben tekrar alana döneyim. Burada geni tamamen almış. Daha sonra sayfa geçişi biraz internet yavaş olduğu için şey oluyor. Bu mesela şeyde Decipher'da belli şeyler var. Hastalar bildirilmiş. Bunlar hep daha büyük hastalar. Aşağı iniyorum. Daha küçük hastalar var mı? Mesela bu içinde almış bir hasta var. Birkaç tane hasta var yine. Daha sonra ISCA'ya bakıyorum. ISCA'da yine yani birçok hasta var. Bu alan masmavi, yemyeşil, şey kıpkırmızı göründüğü zaman bu alan daha aktif, kırılgan bir alan olduğu belli oluyor zaten. Hani zaten şey patogenini biraz düşünürsek. Mesela DGV'ye geldim. DGV'de bir tane sağlıklı da daha büyük bir şey var. Ama bu şu kuralı hiç unutmayın. DGV'de olsun, Decipher'da olsun bir tane hiçbir zaman yeterli değildir. Hatta iki tane varsa da ben bunları bazen açıp çalışmalarına bakıyorum. Aynı çalışmanın içinden iki tane birey çıktıysa DGV'de veya Decipher'da ben bunları da kabul etmiyorum. Aynı çalışmaysa bir tane kabul ediyorum. Yani uluslararası kabul edilme kriterleri de bunlar. Hani sadece benlik bir şey değil de. Dolayısıyla burada şurada bir CME alanı var. Ve başka hiç bütün alanda da bütün alanı kapsayan bir şey yok. Gördüğünüz üzere DGV'de bir tanesini kabul etmedim. Bu bir mikrodelesyon sendromu olan Klessa sendromu ile uyumlu. Bu kromozom 9'da 57 kilobaz bile olsa 200'den küçük klinikle anlamlandırılabilir. Bunu patojenik olarak raporlamak gerekiyor. Az çok ne yapmaya çalıştığımı anladınız sanırım analiz ederken. Biraz hızlanıp bunlara bakıyoruz. Tabii bir datada 20 tane, 18 tane şey çıkıyor. Bunların bir kısmını false pozitiflikle ediyoruz. Bir kısmını in-house database'den ediyoruz. Bir kısmını da buradan eleyip hastanın eline bir rapor çıkartıyoruz. Diyoruz ki şu değişiklik, şu bölgede şu genleri içeriyor. Şu makaleden alındığına göre bunun patojenik olma ihtimali fazla. Ve diyoruz ve hastaya bir rapor sunuyoruz. Bu makalelerde yeterli bir şey, daha doğrusu şu database'lerde yeterli bilgi olmadığı için de
klinik anlama ilişkilendirilmemiş şeklinde de şey yapabiliriz, söyleyebiliriz. Soru var mı? Daha başka tek, daha da örnek çözebilirim isterseniz. Buyurun. Hangi filtreleme? En alttakini. Hı. Tabii ki. Şöyle baştan göstereyim. Kromozom bantlarını gösteriyorum. Kromozom bantlarını birazcık zaman geçirdikten sonra yani datayı analiz ettikten sonra mikrodeleksiyon sendromları çağrışım yapıyor. Tabii Serdar abi daha iyi biliyordur. Hani onlar yavaş yavaş görüyorsunuz. Bir de makale okuduktan sonra işte mesela çok belirgin mikrodeleksiyon, daha sık olan mikrodeleksiyon sendromları var. Bu kromozom bantlarını full olarak görmek bu bakımdan daha yararlı oluyor. UCS. Böyle bir şeyle karşılaşınca mutlaka kritik bölgeyi bulmak lazım. Yani evet. Bütün hastalarda o mikrodeleksiyon sendromunda hangi genler giderse kritik kapı. Evet. Yani o çok kritik bir nokta. UCSC genlerini full yapıyorum. RefSeq genlerini dense yapıyorum ben ama isterseniz siz pek de yapabilirsiniz. RefSeq genlerini görmek istiyorum. İçinde genel olmamı görmek istiyorum. Sonra Decipher'ı full yapıyorum. ISCA'yı full yapıyorum. Omin genlerini pek yapıyorum veya full de yapılabilir. En altta expression için regulation'ı geçtim. Variation'larda DCV full yapıyorum. Aslında çok fazla kafayı karıştırmaya gerek yok. Diğerleriyle de çok kullanmıyorum zaten. Başka da bir şey yok benim. Bir şey yapacağım. Tamam. ISCA'yı full yaptım. Onlar Decipher ve ISCA hastalıklı yani kliniği olan ve array yapılmış klinikle ilişkilendirilmese bile önceden ilişkilendirilmişleri veriyordu ama kliniği olan ve bir de elinde sonucu olan herkes oraya datasını veriyor. O datayı da Decipher'a şöyle çok güveniliyor. Bazılarında ben gidip şeyine kadar bakıyorum, başka bir yöntemle doğrulanmış mı? Veya aynı vatandaşın, aynı hastanın birkaç tane bölgesinde değişiklik var. Hangisi daha ilişkili olduğunu bilinmeden hasta bireylerin değişiklikleri Decipher'da ve ISCA'da, hasta olmayan sağlıklı toplumun değişiklikleri de DCV'de. Kısaca. Hasta bireylerin hastalıkla ilişkilendirilmiş olsun veya olmasın değişiklikleri Decipher ve ISCA'da, hastalıkla sağlıklı toplumun gösterdiği değişiklikler de DCV'de. ISCA birazcık daha güvenilir geliyor bana bu aralar bir şey yapıyor. Çünkü Decipher'da hastalık ilişkilendirmeyen çok fazla veri var. Birçok mesela hastalığın işte 8-10 tane şey var. Bana ISCA biraz daha şey geliyor ama Decipher'da daha güncel ve daha büyük bir database. Hastalıklı bir vatandaşta bulu hastada bulunmuş, evet. Evet, literatüre gidip bakmak lazım. Çok fazla literatür var. Bir de biraz literatür baktıkça bunları topluyorum ben. Yaklaşık 200 civarında makale oldu bu mikrodeleksiyon sendromlarıyla alakalı. Hot spotları olan kritik alanları biliyoruz artık. Dolayısıyla hastalık oraya tam uyuyor mu, uymuyor mu? Bunu anlamamız kolay oluyor. Başka soru var mı? Online'da soru var mı başka? Yok. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İsterseniz denemeleri... Bir vaka ben anlatmak tabii istiyorum. Tabii ki. Bir gördüğüm bir hasta. Şuradan geçin. Buyurun aşağıda. Abi. Otur hocam. Şimdi dün bir tane hasta geldi. Benim eski bir hastam. Gülay'la beraber gördüğümüz eski bir hasta. Gebelikte kadında onkolojik östriyolü çok düşük olduğu için bize gönderilmişti. 0.03 değerindeydi. O zaman tabii hemen aklımıza gelen iki tane hastalık var. Birisi mislemnopis, birisi steroid sülfataz yetmezliği. Tabii steroid sülfataz yetmezliği oranı çok yüksek olduğu için ve çocuk da erkek olduğu için hemen fiş yaptık. Yapmıştık bu hastayı o zaman ve hastada steroid sülfataz yetmezliği bölgesinde delesyonu göstermiştik. Şimdi biliyorsunuz normalde steroid sülfataz yetmezliği masum bir hastalık. Yani iktiyoz, hafif düzeyde iktiyoz dışında çok bir şey görünmüyor. Fakat hastaların %10 kadarında otizm ve mental retardasyon gözlenebiliyor. Bunun sebebi delesyonun daha büyük olması. Bu hastanın bir kardeşinde
annesinin anlattığı kadının yine bacaklarında iktiyoz ama hidrosefalisi de var çocuğun. Bunun üzerine şöyle bir genin sağına soluna baktık ondan sonra ve o genin sağında solunda ki genlerden bir tanesinde mikrosefali 7 geniydi sanıyorum. Mikrosefaliye 7'ye yol açan gendi. Onda 3-4 tane hidrosefalili vaka bildirilmiş. Hemen bu şeyin STS geninin yanındaki gen. Bunun üzerine şimdi daha yapmadık ama RACGH'ine hastaya RACGH önerdim. Dedim ki kadının da tabii annesinin böyle bir çocuğu olduğu için, kendisinin de böyle bir çocuğu olduğu için taşıyıcı olduğu neredeyse kesin elimize göre. Yani o bir şekilde o bölgede bir delesyonu olduğunu düşünüyoruz. Şimdi ona RACGH yapacağız kadına. Derdimiz sağındaki solundaki genleri göstermek. Yani bu şekilde amaçlarla da RACGH'i çok fazla kullanıyoruz. İşte özellikle başımızın derdi, düşen tipi misküler distrofi hastalarında bazen işte ek bulgular oluyor biliyorsunuz. Sağındaki solundaki genlerin delesyonları nedeniyle. Onlar için çok fazla yapıyoruz. Yani böyle bazen gözünüz görüyor, hastayı bir şekilde tanı koyuyorsunuz ama ek bir şey yapmak ihtiyacı, diğer genleri görmek için yapmak zorunda kaldığınız durumlar oluyor. Bir de yine şeyde biraz önce sorulan sorulardan bir tanesi, şimdi desiferde ya da diğer veri tabanlarından bir tanesinde hastalıkla ilişkili olarak gözlendi bildiriliyor. Sizin de klinik tablonuza 3-5 uyuyor ama burada kendinizi güvende hissedebilmek için o bölgedeki genleri birazcık kurcalamakta, okumakta fayda var. Çünkü tabi yani eninde tabi HGM'den bakacaksınız. Bazen hani sizin hastanızda ekstra bulgular olduğu zaman biraz önce söylediğimiz gibi resesif bir gen olabilir, öbür elinde mutasyon olabilir ya da siz orada delesyon olup olmadığından emin olamayabilirsiniz. Bir daha da veri yani bir daha DNA elde etme şansınız da olmayabilir. Elinizdeki DNA'dan örneğin o karşı aleldeki geni dizileyebilirsiniz. Böylece örneğin orada boydan boya bütün polimorfizmleri şunu bunu her şeyi homozigot görüyorsanız o hastada o genin delesyonlu olduğuna daha kolay hükmedebilirsiniz. Yani olayı sadece 3-5 tane database falan gibi değil de hastanızın kliniği artı elinizdeki bütün verilerle beraber değerlendirmeniz bir de hani geniş mantık bazında bakmanız sizin için daha faydalı olacaktır. Bir şeyleri çıkardım. Çok önemliydi abi şarj var. Arkadaşlar bu 4 tane şey elinizdekiyle böyle kendi şey yapıp sonuçlarını merak ederseniz ben mail adreslerini yazayım. Yani bildiğim kadarıyla size sonuçlarına şey yaparım. Gönderirim. Yani kendi yorumlarımı gönderirim. Bunlar benim mail adreslerim. İstediğinizde bana mail ile de sonradan atabilirsiniz. Sonuçlarınızı tartışabiliriz yani maille de, telefonla da tartışabiliriz. Öbürü benden sonra gelecek olana 3 saat 3 demiştim. Biraz öyle planlamıştık. 3-3.5 arası konuşacaktı. Saat 2 çeyrek olduğu için gelmedi. İsterseniz bekleyelim, isterseniz toplantıyı bitirelim, siz bilirsiniz. Yani onu aslında belirleyelim. Eğer herkese uygunsa ayın 17'si 17 Ocak yapabiliriz. Hem bu programı bir daha kullanmış oluruz. Bu programı bugün satın aldık mı? Çok anlayamadım. Alamadık. Onu şey yaparız. Yani ona bir çare getiririz. Arayı çok uzatmadım. Ocak ayında yapalım isterseniz ayın 17'si gibi. Şimdi onda ki formatı da konuşalım isterseniz. Benim aklımdan geçen format şu. Abi siz de böyle gelir misiniz? Şimdi tabii raporla ilgili